Merhabalar, ben arabulucu avukat Fadime Harmanisi. 15 yıllık avukatım, 5 yıllık da arabuluculuk yapıyorum. Arabuluculukla ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum öncelikli olarak. Türkiye'de ilk kez 02.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6.325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu ile alternatif olarak uygulanmaya başlanmıştır. Yalnız 2017 tarihinde zorunlu arabuluculuk resmi gazetede yayınlanarak hayatımıza girmiştir. Ondan önce tarafların kendi iradeleriyle, hür iradeleriyle ihtiyari bir şekilde arabulucuya başvurup arabuluculuk yoluna başlamaları hayata geçmiş. 2017'den sonra da belli davalarda, belli uyuşmazlıklarda artık arabuluculuk zorunlu hale gelmiş ve dava şartı olarak hayatımıza girmiştir. 2017 yılındaki zorunlu arabuluculukta iş hukuku, işçi ve işveren uyuşmazlıklarında, daha sonra ticaret hukuku anlaşmazlıklarında, gidici hukuku anlaşmazlıklarında hayatımıza girmiştir. Son olarak 1 Eylül tarihli resmi gazetede kiralanan taşınmazların 2004 sayılı kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 23.06.1965 tarihli ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunundan kaynaklı uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunlu hale getirilmiştir. Tabii en çok son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar daha çok dikkatimizi çekmektedir. Türkiye'deki ekonomik şartların değişmesi, aynı zamanda da kira fiyatlarının çok yüksek seviyede artması nedeniyle kiracılarımız ve kiraya verenlerimiz büyük bir sıkıntı içerisine girmiştir. Son 3-4 aydır özellikle ben de kendi yaptığım işten kaynaklı olarak çok fazla kiracı ve kiraya verenle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Muhatap oluyoruz. İki tarafa da destek olmaya çalışıyoruz. Bu durumda kiracı her ne kadar 2022 tarihinde ilk çıkan 1 Temmuz'a kadar kira bedellerinin %25 artacağı resmi gazetede yayınlanmış olsa da, ki bu sadece konut kiraları için geçerli, iş yeri kiraları için geçerli değil. Daha sonra bu tekrar 2023 tarihine yeniden uzatıldı. Ancak bu miktar kiraya veren tarafından da pek makul olarak görülmedi. Kiraya verenler de bu rakamı kabul etmedi. Her ne kadar kanuni hukuk sistemi düzeninde bunu kabul etmek zorunda kalsa da ikili ilişkilerde bu sorun yaratmaya başladı. Kiraya veren kendi ekonomik durumunu düşünerek, sonuçta o evi kendine bir yan gelir olsun, bir gelirim olsun diyerek aldığını söylüyor. Yıllarca para biriktirerek bir mülk sahibi olduğunu, bunun da kendisine gelir getirmesi gerektiğini. Bundan dolayı da şu anki ekonomik düzende %25'lik zammın az olduğu kanaatiyle hareket ediyor. Tabii kiracı da aynı şekilde kendi ekonomik durumunu ve şartları düşünerek %25'in üzerinde yapılan kira bedelinin kendisi için büyük bir yük teşkil edeceğini söylediği için taraflar arasında müthiş bir uyuşmazlık oluşuyor. Kira hukukuna göre kiracıyı tahliye etmek o kadar kolay bir şey değil. Kanunda sınırlı sayıda maddeler var. Bu maddelere uygun doneler olursa kiraya veren kiracısını tahliye edebilir. Ve toplumda şöyle de bir yanlış kanı var. Kira sözleşmelerinin süreli olduğu, bir yıllık süreyle kira sözleşmesi yaptım. Bu bir yıl bitti. Ben artık kiracımı evden çıkartabilirim diye düşünüyor. Yalnız kira sözleşmesinin süresi daha çok kiracı için geçerlidir. Kiracı bir yıl içerisinde kira sözleşmesi, kira kontratı bitmeden en az 15 gün öncesinde kiraya verenine ihtar gönderebilir. Sözleşmesini bitirip devam etmeyebilir. Ama bu hak kiraya veren için geçerli değildir. Kanunda sınırlı sayıda da maddeler vardır. Bu nedenle kiraya veren de tahliyeyi yapamadığı için taraflar arasında müthiş derecede sorunlar ve uyuşmazlıklar oluyor. Tabii bunun mahkeme süreci, taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti, kira bedelinin uyarlanması ve kiracının tahliyesi davaları ister istemez uzun bir zaman dilimine yayılıyor. Taraflar istediklerini çok çabuk elde edemiyorlar. Bütün bunlara hem mahkemedeki iş yükünün azaltılması, bu tarz uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yoluyla daha hakkaniyet içerisinde, tarafların istekleri göz önüne alınarak daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi için arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir. Taraflar arabuluculuk görüşmesine kendileri, kiracı da kiraya veren de tek başına başvurabilir. Bu zorunlu arabuluculukta. Ama taraflar isterse kendileri ihtiyari bir arabulucuyu tercih edip beraber orada arabulucunun vasıtasıyla sorunlarını çözmeye çalışabilirler. Ancak taraflar kendileri iradi bir şekilde ihtiyari bir arabulucu seçmedikleri takdirde taraflar bulundukları yerlerdeki arabuluculuk merkezine başvurarak, arabuluculuk merkezi yoksa yetkili
mahkemenin kalem müdürlüğüne başvurarak arabuluculuk talebinde bulunabilirler. Arabuluculuk siciline kayıtlı arabuluculuk dairesindeki kişiler o yerdeki arabuluculara arabuluculuk dairesi atama yapar. Atanan arabulucu tarafları toplantı için hem bilgilendirir hem toplantıya davet eder. Taraflar kendileri, avukatları veya yasal temsilcileriyle beraber arabuluculuğun bulunduğu yere gelirler. İki taraf da kendi sorununu, talebini, isteğini, arzusunu huzurlu, barışçıl bir ortamda birbirlerine açıklarlar, anlatırlar. Arabulucu bu görüşmeler esnasında, arabuluculuk görevini aldığı esnadan itibaren tarafsız, öznel bir tavır sergilemek zorundadır. Arabuluculuk görüşmeleri içerisinde tarafların birbirlerine iddia ettikleri, sundukları, gösterdikleri belgeler, konuşmaların hepsi gizlidir. Arabuluculuk esnasında, görüşmeleri esnasında sunulan belge ve deliller mahkeme sürecinde anlaşamadıkları takdirde mahkeme sürecinde delil olarak kullanılamaz. Temel prensibi arabuluculuğun en temel prensiplerinden birisi gizlilik esasına dayalı olmasıdır. Taraflar ilk oturum toplantısına çağrılırlar. İlk oturum toplantısında kimisi çok çabuk anlaşabilir, anlaşma sağlanabilir taraflar arasında. İlk oturumda anlaşma sağlanamazsa taraflara yeniden düşünmeleri için, talepleri değerlendirmeleri, cevapları değerlendirmeleri için yeniden bir süre verilir. İkinci toplantıya günü verilebilir. Taraflar en son ikinci toplantıda da anlaşamadıklarında bir çözüm yolu bulamadıkları takdirde arabulucu taraflara bir alternatif bir teklifte bulunabilir. En nihayetinde taraflar anlaşırlarsa bir anlaşma tutanağı hazırlanır. Bu anlaşma tutanağı taraflarca imza edilir. Ve bu anlaşma tutanağı icra edilebilirlik mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınarak ilan niteliğini kazanır. Yani bu demek oluyor ki halk dilinde arabuluculuk vasıtasıyla anlaşma yaptığınız takdirde elde ettiğiniz arabuluculuk tutanağı mahkeme kararı hükmündedir. Taraflar hak ve borçlarını yerine getirmedikleri takdirde bunu mahkeme hükmü gibi icra edilebilirlik özelliği vardır. Ve taraflar anlaşma sağlayamazsa yine son tutanağımızda anlaşamadıklarını belirtiriz tarafların. Taraflar anlaşmama tutanağını alırlar. Ondan sonra dava açmak istiyorlarsa davalarını açabilirler. Tabi arabuluculuk yoluna başvurulduğu andan itibaren tarafların dava zaman aşımı ve hak dışı süreleri durur. Arabuluculuk süreci bitene kadar bu süreler durur. Arabuluculuk süreci sonunda bu süreler yeniden işlemeye başlar. Arabuluculuk sürecimiz arabuluculuğa dosya düştüğü andan itibaren 3 hafta içerisinde tarafları bir araya getirmek ve görüşmeleri sağlayıp sonlandırmak görevindedir. 3 hafta içerisinde eğer bu durum sağlanamazsa arabulucu en fazla bir hafta daha taraflara süre verip görüşmelerini sağlayıp dosyayı neticelendirmekle yükümlüdür. Diyorum 1 Eylül tarihinden önceki derdest dosyalarda arabuluculuk zorunlu değil. Açılmış olan dosyalarda yapılmış olan başvurularda arabuluculuk zorunlu değil. 1 Eylül'den sonrakiler için geçerli. Karaman'da kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlık sayısı gerçekten çok fazla. Kimisi çözülebiliyor ancak kimisi çözülemiyor. İki taraf aslında belli önceden bahsettiğim gibi kendince haklı tarafları olabiliyor ve bu artık hani yeni kiracılarda değil de önceden hani 5 yıllık kiracım, 10 yıllık kiracım bir uzlaşma yolu bulunabiliyordu, birbirlerine güveniyorlardı ama artık durum o vaziyeti aşmış vaziyette. O yüzden insanlar kendi hukuki hakların neyse onu yapmak istiyorlar. Onun için mücadele veriyorlar. Çok fazla uyuşmazlık var. Türkiye genelinde de gördüğümüz zaman zaten son zamanlarda çıkan haberlerde de kiracısıyla sorun yaşayan, kiracısını darp eden, kiraya verenini öldüren bir sürü olaylar yaşandı. Bu arabuluculuk zorunlu hale gelmesi kirada aslında belki de bunların önüne geçer. İnsanlar yıllarca dava yolu beklerken birbirlerine karşı daha fazla duygusal anlamda sertleşebiliyorlar. Ama bu arabuluculuk süreci daha kısa olduğu için insanlar çözüm yolunu daha çabuk bulabiliyorlar. Son zamanlarda özellikle 3 aydır çok fazla bu konularla muhatap oluyoruz. Hem arabulucu olarak hem de arabulucu olarak 1 Eylül'den sonra dosyalarımız yeni düşmeye başladı. Ama diğer türlü avukat olarak da görüş almak için, dava açmak için başvuran sayısı çok fazla. Gündemimiz neredeyse bu oldu. Arabuluculuk ücreti kanunen iki tarafın ortak yükümlülüğünde. Taraflar yarı yarıya arabuluculuk ücretini karşılamakla yükümlü. Ancak tabii ki iradi bir anlaşma olduğu için arabuluculuk taraflar arabuluculuk ücretini farklı şekillerde de anlaşma sağlayarak ödeyebilirler.
hepsini bir taraf ödeyebilir, yarı yarıya ödeyebilirler. Bu tarafların kendi anlaşmalarına bağlı. Ancak kanunen diyor ki iki tarafın eşit yükümlülüğü var. Arabuluculuk ücreti arabuluculuk ücret tarifesine göre belirlenmektedir. Net şu rakam denilemez. O yüzden hani anlaşmamanın ayrı bir ücreti, anlaşmanın ve anlaşılan bedel ya da meblağın ücretine göre arabuluculuk ücret tarifesinin yüzdelik dilimleri var. Ona göre hesaplama yapılmaktadır.